Merhaba arkadaşlar, kombi doktorundan Yunus ben. Bu videomda sizlere Baymak Broadcheck kombi kullanımından ve ekran üzerinde bulunan bazı simgelerden bahsedeceğim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz iki tuşumuz kullanım suyu sıcaklık tuşumuz. Arttırıp bu şekilde sıcak suyunuzu azaltabiliyoruz. Burada gördüğünüz tuşumuz petek sıcaklığı, yani merkezi ısıtma sıcaklığını ayarladığımız tuşumuz. Arttırıp azaltabiliyoruz. Şurada gördüğünüz açma kapama simgesi olan tuşumuz ise kombini zaten ekran üzerinde görüyorsunuz. Sol üst köşede musluk, sağ üst köşede ise petek işareti var arkadaşlar. Bir defa bastığımız zaman sadece petekler, yani petek sıcaklığı aktif. Şu an sıcak suyu kapattık. Bir defa bastığımız zaman kombi peteklerde kapalı. Yani yaz konumuna alıyoruz kombiyi bu şekilde. Sadece sıcak su simgesi var. Bir defa bastığımız zaman her ikisi gitmiş oluyor. Bir defa daha bastığımız zaman hem sıcak su hem petek aktif duruma geliyor. Şurada gördüğünüz tuşumuz arkadaşlar bilgi programlama tuşumuz. Şuradaki tuşumuz zaman fonksiyon tuşumuz. Buradaki tuşumuz ise arkadaşlar ekonomi konfor tuşumuz. Buradaki manuel otomatik off konumu tuşumuz. Ekranda gördüğünüz ay konumu kombinin şu an ekonomi modunda çalıştığını gösteriyor. Bir defa bastığımız zaman konfor moduna geçiyor. Güneş işareti geldi gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz el işareti ise kombinin manuel modda çalıştığını gösteriyor. Arkadaşlar kombinin barı şu an kaçta? Barı şu an 2 civarlarında. Düştüğü zaman şurada gördüğünüz musluğu sol tarafa çevirip kombinin barını yükseltiyorsunuz. Tekrar sağ tarafa çevirip kapatıyorsunuz. Çift eşanjörlü bir kombi. Premix kazanlı. Tavsiye edebileceğim bir kombi. Bununla alakalı sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha, şunu da eklemem gerekiyor. Şimdi bu kombilerde bazı çeşitlerinde, yani bazı modellerinde reset tuşu, bu ok tuşu oluyor. Bazı modellerinde ise kombinin şu alt kısımda gördüğünüz reset tuşu oluyor buradaki tuşumuz. Ekranda herhangi harfli bir kod gördüğünüz zaman kombiye reset atmanız yeterlidir. Düzelmediği takdirde servis çağırınız veya bana YouTube'dan ulaşın, yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.